Taş Yakan İnşaat olayın içindeni sunar. Değerli izleyiciler, olayın içinden iyi akşamlar. Bu hafta stüdyoda yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Bursa İl Müftümüz Sayın İzani Turan Hocamızla birlikteyiz. Sayın Hocamızla müftülüğün çalışmalarını ele alacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizi stüdyoda ağırlıyoruz. Biz tanıyoruz sizler ama öncesinde de seyircilerimize, tanımayan seyircilerimize tanıtalım. 3 yıldır Bursa'dasınız bildiğim kadarıyla ama tabii Anadolu'nun değişik yörelerinde görevler yaptınız. Yurt dışı göreviniz var. İzani Turan kimdir hocam? Çok teşekkür ediyorum. Bizi seyreden bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Müftülük hizmetlerimiz noktasında halkımızla bizi buluşturduğunuz için ve evlerine bizi konuk eden değerli ev sahiplerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Üçüncü yıla yeni girdim. Evet. İki yıl bitti. Üçüncü yıla başlamış olduk. Bir kere zaman çabuk geçiyor. Erzurum doğumluyuz değil mi hocam? Evet. Erzurum, Tortum, Kaleboynu köyü doğumluyum. İlkokulu köyümde okudum. İlkokuldan sonra hayatımın kahir ekseriyeti İstanbul civarında geçti. İşte hafızlıktır, Arapçadır. Ondan sonra lise, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi. Fakülte, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat. Ve ondan sonra değişik yerlerde, değişik kademelerde ama bizim kendi alanımızla ilgili bütün kademelerde görev yaparak bugün itibariyle de kadim şehrimiz, payitaht şehrimiz Bursa'dayız. Tabii bu şehre özellikle tarihimizin harman olmuş olduğu bu şehre, değerli insanımıza hizmeti nasip ettiği için Rabbimle şükürler olsun. Evet. Diyoruz. Değerli hocam, tabii önümüzde Regaib Kandili var. Çok değerli bir gece. Duaların reddedilmediği, inancımızda da önemli bir yer teşkil eden 3 aylarında başlangıcı. Dolayısıyla seyircilerimize biraz 3 aylardan ve Regaib Kandili'nden bahsedelim. Daha sonra sorularımıza geçeceğiz tabii. Sizin çokça faaliyetiniz var. Onlara da seyircilerimize aktarma fırsatımız olacak inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu seneki 3 aylar önümüzdeki Perşembe günü itibariyle başlamış oluyor. Dolayısıyla Ramazan'ın habercisi olan Recep ayı, Allah'ın ayı dediğimiz ay, peygamber ayı demiş olduğumuz Şaban ayı ve ümmetin beratına vesile olacak Ramazan ayı. Evet. İlk kandil, Regaib kandili, rağbetlerdir. Bugüne kadar rağbet ettiklerimiz, bundan sonra rağbet edeceklerimizi belki belirleyeceğimiz günler. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, yapmamız gerekenler, yapmamamız gerekenler bir gözden geçireceğimiz bir nevi muhasebe günleri. Tevbe istiğfar günleri, Rabbimize rücu etme günleri, kendimize gelme günleri, kendi kimliğimize dönme günleri, kendimizi bulma günleri. Regaib kandiliyle başlamış olacak. Oradan itibaren ivme kazanarak inşallah Kadir gecesiyle, bayramla zirveye ulaşacağız. Ve sonunda da mağfirin, yani af edilenlerin zümresine dahil olarak inşallah bereatımızı almış olacağız. Evet, bir manevi iklime girmek üzereyiz, evet, değil mi hocam? Evet, değerli hocam. İnşallah. Efendim tabii girişte bahsettik. Bursa'da artık 3. yılınıza girdiniz. 2017 yılında bildiğim kadarıyla Bursa'ya atandınız. Bolu müftülüğünüz var bildiğim kadarıyla. Doğru. Öncesinde başka bir kentte de sıralarsak İl şöyle. Müftülüğü göreviniz var. Evet. Hocam. Sıralarsak şöyle. Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Lisesi şu anda ilçedir. Orada imamlığım var. Sonra
İlahiyat Fakültesi'nde okurken Beykoz'da imamlık, daha sonra Amasya Mezli Fonu'nda vaizlik, yurt dışı İsviçre görevi, Alucra Müftülüğü, Sakarya Hendek Müftülüğü, Ümraniye Müftülüğü, Ağrı İl Müftülüğü, Bolu İl Müftülüğü ve Bursa İl Müftülüğü. Evet, evet, ne güzel. Yani tam bütün basamakları geçerek diyorsunuz artık. Yani evet, Allah nasip etti. Hamdolsun. Hocam, 3. yıla girdik dediniz. Tabii ki bu 3 yılda, 2 yılda, geride kalan 2 yılda çok önemli projeler geliştirdiniz göreve başladıktan sonra. Biraz onları konuşmaya başlayalım. Sadece din işleriyle ilgilenmedi müftülük bildiğim kadarıyla. Yeni yeni, evet, projeler geliştirdi. Sırasıyla onlardan başlayalım. Sokağa indik dediniz az önce sohbet ederken. Evet. Bir giriş yapalım. Arkasından tabii sorularımız devam edecek. Birisine bir şey söylemişler de, vallahi demiş, benim hiç suçum yok demiş. Yanındaki arkadaşları göstermiş. Ne yapıyorsalar bunlar yapıyorlar, bana mal ediyorlar. Şimdi bizimki de ekip çalışması. Gerçekten. Öncelikli olarak ben beraber çalışmış olduğum müftü yardımcılarım, ilçe müftülerime, beraber çalışmış olduğum koordinatörlerimize, müdürlerimize, yine alanda birebir bizim kusurlarımızı gizleyen iyilikleriyle, güzel çalışmalarıyla bize katma değeri olan çok değerli yol arkadaşlarımız, imamlarımıza, müezzinlerimize çok teşekkür ederim. Ne kadar kadronuz var hocam Bursa'da? 3000'in üzerinde. 3200 diyebiliriz ortalama. Yani bu, 3 milyon nüfuslu bir kentte de değil mi? Çok değil aslında. Evet. Yani evet, bazı yerlerdeki dağılıma göre, evet, Bursa'nın oranı düşük gibi. Nüfusuna ve büyüklüğüne göre biraz düşük gibi. Ama iktifa ediyor mu? İktifa ediyor. Yeter ki biz bu personelle %100 verimliliği yakalayabilelim. %100 değil, %50 verimliliği bile yakalamış olacak olsak, biz müthiş hizmetler yapabiliriz. Zaman zaman belki kaçaklarımız oluyor. Zaman zaman bırakmış olduğumuz, ihmal etmiş olduğumuz alanlar oluyor. Yani din alanı malumunuz, her birimizin müşterek alanı. Evet. Yani şu Bursa'da bilmiyorum gayrimüslim yaşayan vatandaşımız ne kadardır onu bilmiyorum ama onun haricinde yaşayan herkesin bir şekilde ortak alanı. Doğumdan ölüme değil mi hocam? Yani, sizinle irtibatlı, yani kulağa ezan okumaktan başlıyor değil mi? Evet. En son sela ve defin hizmetleriyle de vatandaşın bütün yaşamı boyunca sizin ilgi alanınıza, meslek alanınıza girdiği bir birimde çalışıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Şimdi sokağa indi. Ha, şunu demek istemiştim. Tabii sizin çalışmanızı bazen camideki cemaatiniz belirliyor. Bazen yanınızdaki arkadaşlarınız belirliyor. Evet. Bazılarını da siz düşünüyorsunuz. İstişare neticesinde bazen hakikaten insanımıza dokunan güzel hizmetlerin var olduğunu söyleyebilirim. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şundan anlıyoruz. Halkımızın bize vermiş olduğu tepkiden anlıyoruz. Evet. Yaklaşımından anlıyoruz. Yıllar yılı biz hep insanımızı camiye bekledik. Sohbet edelim, onlar da bizi dinlesinler. Ve nitekim böyle de oldu. Sağ olsun bizim insanımız camiye haftada bir, işte bayramlarda, kandillerde çok gönüllü gelirler. Hiç ses etmeden, hiç itiraz etmeden bizi dinlerler. Yani ne anlatırsak dinlerler. Ondan sonra da evlerine dağılırlar. Biz dedik ki, belki de biraz da piyasayı gördük işin doğrusu. Veyahut da bugüne kadar yaşadıklarımızdan almış olduğumuz bir tecrübenin gereği, alan boşluk kaldırmıyor. Biz alanda olmazsak, alanı dolduranlar insanımızı din adına zaman zaman yanlış yönlendirebiliyorlar. Maalesef. Onların dini duygularını sömürebiliyorlar. İstismar edebiliyorlar ve
din kisvesi altında değişik kalıplara insanımızı sokabiliyorlar. O zaman biz burada olmalıyız. Çünkü bizim görevimiz bu. Asli görevimiz. Kürsü ve minberden inip değil mi? İnsanların kesinlikle içine, sokağa karışmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü devletimizin bize vermiş olduğu görev de bu. Bizim bu olmazsa olmaz misyonumuz. Yapmamız. Şimdiye kadar niye yapmadınız? Doğru, işin doğrusu. Hani meşhur bir söz. Geç mi kaldık? Geç kaldık. Ama herhalde bazı şeylerin vakti merhunu bazı olaylarla ilintili olabiliyor. İşte yaşamış olduğumuz kötü tecrübeler bize artık evde durmanın, koltukta oturmanın, cami kürsüsünde insan beklemenin çok yersiz olduğunu, öyle fil dişi kurelerinden dinin tebliğ edilemeyeceğini bizatihi insanımıza vararak, ayağına giderek onlarla hasbihal etmemizin gerekli olduğunu, arkadaşlarımızla istişare neticesinde çok isabetli bir şey olacağını düşündük, karar verdik ve devam ediyor. Çok da iyi devam ediyor. Bununla irtibatlı olarak ben haftada bir arkadaşlarımızın gezip ziyaret etmiş olduğu esnafımızla bir yerde bir buluşuyoruz. Bir çay kahve içiyoruz. Orada hasbihal ediyoruz. Müftülükle ilgili onların taleplerini alıyoruz. Beklentilerini alıyoruz. Teklifleri oluyor. Çok güzel teklifler oluyor. İşte mesela yakında inşallah Bursa'mızın genelinde belki bütün camilerde ayda bir sefer Cuma günleri bütün görevlerin yerini değiştireceğiz. A camisi B'ye, B camisi A'ya. Bir günlük mü hocam? Yani Cuma günleri. Böyle rotasyon bir, değil mi? Evet. Bir günlük böyle bir görev değişikliği. Bir heyecan katması evet. Bakımından. O camiye gelen insanımızın değişik bir ses, değişik bir simayla anlatılanları dinlemesini temin saadetinde inşallah böyle bir kararımız var. Onu uygulayacağız inşallah. Evet. Hocam tabii sizin çok projeniz var ama benim de çok ilgimi çeken bizim evimizde de iki tane hafız var. Benim eşim ve küçük kızım da hafız. Hafız ol, hafız kal projeniz gerçekten çok yerinde, anlamlı bir proje. Bunu başlattınız. Amacı neydi? Nasıl bir geri dönüş aldınız? Şimdi, Bursa'daki yansımaları nedir? İhsan Beyciğim şöyle. Bizim az önceki anlattıklarımı şöyle bir kenara bırakalım. Ama normalde görevimizin omurgasını mihrap oluşturur. Minber, kürsü oluşturur. Biz mihrapta, minberde, kürsüde güçlüysek görevimizin %75'ini kusursuz yapıyoruz demektir. Evet. Geriye kalan cemaatimizde iletişimdir. Kesinlikle. Sosyal münasebetlerimizdir. Camiyi, cami dilini dışarıya taşımak, cami ahlakını dışarıda bir nevi icraatını yapmaktır. Ama bildiğimiz bir gerçek de şu ki, bazı arkadaşlarımızın mihrapta, minberde problemleri var. Eksikleri var. Yani eksikleri var. O kendilerinin kusuru olduğu kadar biz idarecilerin de kusuru. Biz bunu görmezsek o zaman biz de o eksikliğe ortak olmuş oluruz. O açıdan arkadaşlarımıza bir alan açtık. Dedi ki bu mihrabı, minberi güçlendirmemiz gerekiyor. Bundan hem cemaatimiz çok memnun olacak, hem Allah çok memnun olacak, hem de biz sağlam, sahih bir görevi yapmış olmanın huzurunu bulacağız. Mihrapta görevin %100'ü Kur'an'dır, kıraattir. Evet. Minberde, kürsüde de %50'si yine Kur'an'dır. Çünkü minberde de bir meseleyi konuşurken bir ayet gelecek. O ayeti doğru Kur'an'a atıf yapmak zorundasınız. Şimdi bizim muhatap kitlemiz karma karışık. İlahiyat fakültemiz var, hocalarımız var orada. Alanlarında yetkin insanlar, yetkin ulema var. Evet. Değişik alanlarda mümtaz şahsiyetler var. Çok okuyan,
Hakikaten çok malumatlı insanlarımız var. Tabiri caizse biz akıntıya karşı yüzmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Onun için en azından kendi alanımızda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Olmazsak meselemizi ilk başta kaybetmiş oluruz. İşte hafız ol, hafız kal projesinin iki amacı var. Bir, hafız olmayanları hafızlığa teşvik etmek, mihrapta onu güçlü kılmak. Cemaatinin karşısında güvenli kılmak. Bir de zamanında yapmış ama unutmuş, kıymetini bilememiş. Bu arkadaşlarımızı da kaybetmiş olduğun değerin ne kadar büyük bir değer olduğunu idrak et. O yitiğini yeniden bul bakalım şöyle dedik ama çok şükür Bursa'mızda ben o arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mesafe aldık. Önceden hafız olup unutanlardan epeyce bir mezuniyet verdik ve bunlar imtihana giriyorlar. Hafızlık tekrar belgesi öğrencilik alıyor. Yıllarına dönüyorlar. Hafızlık belgesi. Hafızını yapmış ama belge alamamış. Hı hı. Şimdi belge alıyorlar. Belge almak şu demektir. Bizde bir derece demektir. Evet. Diğer bir husus sıfırdan başlayanlar bugün diyelim ki inşallah öyle bir şey yapmazlar beni dinleyip de bugün bırakacak olsalar ya yapamıyorum artık deseler bile en az 5 sayfayla gidiyorlar. Hı hı. 30 cüzde bu 150 sayfa demektir. Ben çok biliyorum maalesef bizim eksiğimizdir. Cemaatimizden bazıları derdi ki falanca hocanın yapmış olduğu imamlığı ben de yaparım. Nasıl yaparsın? İşte yarın sabahtan şu sureyi okuyacak. Yatsıda da şu sureyi okuyacak. Akşamda da şunu okuyacak. Hep aynı sureler değil mi hocam? Ezberledim derdi. Buradan maksadımız cemaatimizin hocasına itimat ettiği, güven duyduğu hocamız kıraat noktasında artık çok iyi bir noktada dediği hocaları cemaatimizin önüne sürmektir. Hamdolsun bu merkezde başladı, ilçelerde devam ediyor. Bursa'nın bütün satına yayılan bir proje oldu. Yine dediğim gibi arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Bütün evet. Müftü arkadaşlarımız buna sahip çıktılar. Hocam tabii projeleri konuşuyoruz hep. Bunlar hep kürsüden sahaya inilen projeler aslında. Evet. Tabii bir kısmı tabii direkt sizin meslektaşlarınızı ilgilendiren ama toplumu da ilgilendiren projeleriniz de var. Örneğin Profesör Doktor Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş tarafından da takdir edilen geliştirdiğiniz yeni bir proje daha var. Erdemli Toplum Ahlaklı Birey projesi. Ahlaklı Birey, evet. Erdemli evet, Toplum. Bu projenin amacı neydi? Bu nasıl bir netice aldınız? Bu projenin, yürüyor mu hala? Evet, bu projenin amacı az önce bahsetmiş olduğumuz kürsüden sokağa, hı-hı, caddeye, hı-hı, esnafa varan bir şey. Burada maksadımız şu. Dediğim gibi herhangi bir sebepten dolayı toplumumuz Müslüman. Ama bazılarının üzerinde böyle korun üzeri küllenmiş. Evet. Cevher sağlam. Her gittiğimiz yerde bunu görüyoruz. Yani ben hakikaten bu toplumun bir ferdi olmaktan medyunu şükranım Rabbime karşı. Böyle bir toplum yok. Böyle bir halk yok hakikaten. Dünyanın hiçbir yerinde. Gençlik yıllarımda ya işte hani Türk milleti falan denildiği zaman ya işte Türk milleti de Müslümanların bir parçası. Acaba diğer Müslümanlardan bizim farkımız ne diye düşünürdüm. Sonradan bu görevlere başladıktan sonra tanımaya başladım. Avrupa'da gördüm. Evet, bu millet medeniyeti kuran çocuklar. Çok farklı bir yapıdayız biz. O açıdan şimdi böylesine değerli olan bir topluma bizim vecibelerimiz var. Sami Bey, ben şunu samimiyetle söyleyebilirim. Bizim cenahta genellikle
İşte Anadolu'dan gelmiş, kıt imkanlarla okuyan, kıt imkanlara sahip olan ailelerin çocuklarıyız biz genel itibariyle. Evet. Şu anda şartlar değişti. Şükürler olsun. Çok mesela bizim çocuklarımız artık daha iyi koşullarda, daha iyi hocam? Koşullarda, daha iyi şartlarda yetişiyorlar. Belki onlar daha biraz farklı olacak. Bundan şunu anlatmak istiyorum. Bizim bu millete karşı vecibemiz var. Evet. Çünkü damarımızda dolaşan kanda bu milletin hakkı var. Bunlar, bu milletin zekatları var. Bu milletin hayırları var. O açıdan biz keşke mümkün olsa da gecemizi gündüzümüze katarak bu millete hizmet edebilsek. Eğer biz toplumumuzda gençliğimizden şikayet ediyorsak veyahut da halkımızdan şikayet ediyorsak biz farkına varmadan kendimizden şikayet ediyoruz. Kendi ihmallerimizden şikayet ediyoruz. Çünkü bu devlet bize her türlü imkanı veriyor. Haydi yürüyün, koşun, hizmet edin diyor. Biz ihmal ettiğimiz noktada toplumumuz bazı değerlerini kaybetti. Biz hatırlatmadı. Halbuki Rabbimiz fezekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Hatırlatın. Müminleri hatırlatmak faydalıdır. Onları zaman zaman bir şeyleri tebliğ etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cenab-ı Hak ey Resulüm senin görevin tebliğ. Biz bu görev tebliğ görevini ihmal ettik. İşte ahlaklı birey, toplumlu erdem. Efendim nasıl bir hale geldik? Küçüğüne saygı yok, büyüğüne hürmet yok. Arabalarda şöyle oluyor, sokakta böyle, caddede böyle, komşu şöyle böyle. Biz bunların ehemmiyetini demek ki iyi tebliğ edemedik. Evet, Milli Eğitim bu hususta görevlidir, vecibeleri vardır. Ama bir taraftan biz müftüler olarak, imamlar, müezzinler olarak işin dini boyutunu halkımızla iyi paylaşamadığımız, iyi bir tebliğde, iyi bir sunumda bulunmamış olmamızın da burada çok etkili olduğunu düşünüyoruz. İşte onu temin etmek için, gelmeyene gitmek, selam vermeyene selam vermek. Bize dönmeyene biz onun önüne geçip, bizi kabul edin demenin adıdır bu proje. Başkanımız da evet yani bunu artık Türkiye çapında model olacak bir model olarak bütün illerimizde bunu uygulayalım diye bizden projemizi istedi. Biz de gönderdik. Umut ediyorum inşallah yakında Türkiye'nin her tarafında, her noktasında icraata geçecek. Hocam reklama gideceğiz ama reklam öncesi bir kısa bir soru daha sorayım. Yayına sizi alacağımızı duyurduğumuzda seyircilerimizden şu soruyu sormamızı istediler. Bursa genelinde bazı yerleşimlerde din görevlisi açığı olduğundan bahsettiler. İlimizde ne kadar böyle bir açık var? Kapatılması konusunda da girişimleriniz vardır muhakkak değil mi? İhsan Bey bu zaman zaman değişiklik arz edebiliyor. Diğer illere göre oranımız çok düşük. Ama bunu sıfırlama imkanımız yok. Şundan dolayı, şimdi devletimiz kadro veriyor. Bütün köyler dahil olmasa dolduruyoruz. Ancak öyle bir an geliyor ki falanca camideki görevlimiz emekli oluyor. O emekli olanın yerini ancak ya Bursa dışından birisi gelerek dolduruyorsunuz. Evet, müracaat ise doldurabiliyoruz. Veyahut da yine Bursa içerisinde falanca ilçeden bir arkadaşımız talep ederse dolduruyoruz ama orası boş kalıyor. Evet. Bu açıdan bu zaman zaman olabilir ama bu son zamanlarda yine yeni bir kadro ihdası oldu. İnşallah Ramazan'a kadar öyle zannediyorum ki hiç boş yerimiz kalmıyor. Özellikle kırsalda evet. Dahil. Yani evet en büyük sıkıntımız biraz uzak köylerde problemimiz var. Devletimize şükran borçluyuz. Bize büyük çapta sözleşmeli personel verdi. Artı Bursa'mızın bir şeyi de şu, kazanım da şu oldu. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da görev yapıp da bu tarafa gelmek isteyen sözleşmelilerin de önünü açtık. Onlardan da çok talep geldi. Birçok köyümüzü doldurduk ama az miktarda var yine maalesef. Peki. Var.
Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Bir kısa reklam arası verelim. İkinci bölümde devam edeceğiz. İnşallah. Değerli izleyiciler, Bursa İl Müftümüz Sayın İzani Turan'la programımızın ikinci bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Taş Yakan İnşaat'ın sunduğu Olayın içinden devam edecek. Taş Yakan İnşaat'ın sunduğu Olayın içinden devam ediyor. Değerli izleyiciler, Olayın içinden ikinci bölümde Bursa İl Müftüsü Sayın İzani Turan'la konuşmaya devam ediyoruz. Değerli hocam, birinci bölümü çok çabuk tükettik. Tabii size soracak başka sorularımız da var. Zamanımız da daraldı. Medya inovasyon yayın, medya basın yayın inovasyon birimi kurdunuz. Tabii çok önemli. Cuma günleri radyolarda cuma saati, gazetelerde de işte cuma sayfası sohbeti gibi hazırlıklar yapıyorsunuz. Çok önemli bunlar tabii. Olay gazetesinde de kullanılıyor sizin hazırladığınız bu bilgiler. Gerçekten toplumu aydınlatma, medya yoluyla da aydınlatma uzman isimlerle hazırlanmış bir bilgileri biz de sizin vasıtanızla paylaşmış oluyoruz. Biraz onu konuşalım. Niçin böyle bir birimi kurmaya yani ne gerek alaka, duydunuz? Bizim alanımız sizin de işiniz. Evet. Haklısınız. Ama şöyle, müşterisi olmayan meta zayidir derler eskiler. Biz bir işe koyulduk ancak bize bu alanı açan medya dünyasının mensupları olan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz şunu fark ettik arkadaşlarımızla beraber. Evet, trend sosyal medya. Evet. Bu alana veyahut da nebevi tebliğin bugünkü metodu sosyal medya alanı üzerinden olmalı. Dijital iletişim değil mi hocam? Buradan olmalı. Evet. Çünkü çocuklarımız telefonla, işte bilgisayarda, özellikle internet ortamında her türlü bilgiye ulaşıyor. O zaman biz bu alanı kendimize nasıl kullanabiliriz? Bu hususta akademik kabiliyeti olan arkadaşlarımıza nasıl bir alan açabiliriz? Onlardan nasıl istifade edebiliriz? Bununla ilgili İlahiyat Fakültesi'nden hocalarımızla, alanlarında yetkin olan hocalarımızla 3 aylık, hatta belki daha fazla sürdü bir eğitim sürecimiz var. Bütün hazırlıklar 9 ay gibi devam etti. Ve ondan sonra da şu anda faaliyete başladık. Burada amacımız şu. Camide bulduklarımıza camide tebliğ. Bulamadıklarımıza sokakta, dükkanda, iş yerinde tebliğ. Oralarda da bulamadığımıza cep telefonlarıyla, evlerine vararak, bizatihi kendilerine birebir ulaşarak burada tebliğ. Yani ne yapacağız? Şunu yapacağız. Biz sadece kendi alanımızla ilgili. Genellikle insanımızın sormuş olduğu sorular var. Veyahut da çok merak edilen, çok merak edilen. Evet. Onların çekimlerini yapıyor arkadaşlarımız bu küçük alanda. Küçük spotlar haline vereceksiniz hocam. Küçük spotlar haline vereceğiz. Veyahut da YouTube tarzı biraz herhalde olacak. O hususta teknik arkadaşlarımız var. Sizlerle istişare ediyorlar. Zannedersem karşılıklı fikir teatisinde bulunuyorlar. Ama inşallah şunu biliyorum ve inanıyorum. Bu alanda biz hakikaten dokunmadığı bir gönül bırakmayacağız. Kadınıyla, erkeğiyle. Yani işte mesela hanım kardeşlerimiz genellikle erkeklerin ulaşmış olduğu bilgiye ulaşamıyorlar. Evet. Bir kısmı. Biz hedef kitlemizin arasında bize ulaşamayanlar, bizim ulaşamadıklarımızı da bu kanalla ulaşmayı arzu ediyoruz. Evet. Hocam tabii sizin çok önemsediğiniz başka bir proje daha var. Gençliğe önem veriyorsunuz. Gençlik değer üretiyor diye bir proje geliştirdiniz. İşte gençlik merkezleri, Diyanet okuma salonları, öğrenci evleri bu tarz projeler geliştirdiniz. Gençlik komite koordinatörlüğünüz tarafından. Bu projeye de niçin gerek duydunuz? Çünkü genç bir nüfusumuz var bizim. Siz herhalde orada da bir boşluk gördünüz değil mi? Yani estağfurullah, bu dedim ya, bir ekip meselesi. Bir de şu var tabii İhsan Bey. Ben öncelikle hem Diyanet İşleri Başkanımıza ve başkanlığımıza ve yerelde de Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani biz zaman zaman talep etmiş olduğumuz bir takım meseleleri
Hemen götürdüğümüzde karşılık buluyoruz ve hiç bir engele, maniye takılmadan rahat bir çalışma ortamı buluyoruz. Bulduk. Dolayısıyla düşünüyoruz. Yani ihmal ettiğimiz, açık bırakmış olduğumuz alan neresi? Gençliğimizin artık gönül dünyasında fırtınaların koptuğunu biliyoruz. Birçok gencimizin hakikaten gariban olduğunu, sahipsiz olduğunu da biliyoruz. Bursa'mız aynı zamanda kadim bir şehir olduğu gibi, tarih, kültür şehri olduğu gibi, turizm şehri olduğu gibi, maneviyatın başkenti olduğu gibi aynı zamanda üniversite kenti. Evet. Bu alanla ilgili biz ne yapabiliriz? Evler açtık. 150 civarında bir genç, kız özellikle bu kızlarımız, onlara son derece modern evlerde her türlü şartı hazırlayarak, ayda 300 lira da onlara harçlık vermek suretiyle bunları himayemiz altına aldık. Ne ile aldık? Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bağışlarıyla Allah, değil mi? Milletimizden bir değil bin kere, sonsuz kere razı olsun. Ramazanlarda biz onların sadakalarını, zekatlarını, fitrelerini aldık. Ve bu yavrularımıza biz onların paralarıyla bu imkanları açtık, onlara bakıyoruz. Şu anda Doğu Türkistan'dan öğrencilerimiz var. İki seneden beri aileleriyle görüşemeyen çocuklarımız var. Bu faaliyeti de uluslararası öğrenci koordinatörlüğü aracılığıyla yürütüyorsun değil mi hocam? Aynı yine gençlik o, projesi yine o içerisinde. Ayrı bir fasıl, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla 600 civarında öğrencimizin her türlü ihtiyacını başkanlığımız karşılıyor. Ve 111 ülkeden öğrencimiz var. Değişik renklerde, değişik dillerde. Biz sadece Bursa İl Müftülüğü'nün yapmış olduğu bu 150 civarındaki öğrencimiz özel bir alan bu. Evet. Bunun yanında sensiz olmaz. Gençlik değer üretiyor. Gençliğe değer adı altında değişik kategorilerde müftülerimizle beraber, Osman Gazi, Yıldırım Müftülüğümüzle, Nilüfer Müftülüğümüzle beraber ihmal ettiğimiz. Mesela ilkokulu bitince kadar biz çocuklara din eğitim veriyoruz. Ama ondan sonra bir daha ilgilenemiyoruz. Çünkü çocuk büyüdüm diyor, gelmek istemiyor. O zaman biz bunları da ihmal etmememiz lazım dedik. Ve bu sene her okuldan birer temsilci olarak şekilde bu kardeşlerimize ulaştık. Onlarla da alanda çalışmalarımız devam ediyor. Hamdolsun. Çok güzel projeler hocam. Ben bir de tabii şunu sormak istiyorum. Programın sonuna geldik. Sizin Doğanköy'de de bir projeniz var. Evet. Zaman olsa keşke daha detaylı konuşabilsek. Evet. Orada da din eğitim külliyesi bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Birden çok projeyi içinde barındırıyor. İmam Hatip Lisesi, Kur'an kursu, spor salonu, başka aktivitelerin sizin kendi meslek için eğitimlerinizin de yapabileceği bildiğim kadarıyla değil mi? Artı lojmanlara varıncaya kadar çok geniş bir kompleks. Çok kısa ona da değinirsek hocam zaman kalmadı. Evet. Peki. Orası Diyanet Akademi hayalimiz var orada. Evet. Bu gerçekleşirse bu bahsetmiş olduğunuz hem lojmanlar hem de kurumun yetkin din görevlilerinin yetişeceği çok önemli bir müessese olacak. Oradan biz geleceğin müftülerini, geleceğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yetiştireceğiz. O manada Bursa'mıza belki katma değer ifadesi yanlış bir şey olur. Çünkü biz Bursa'dan katma değer alırız. Evet. Ama o katma değeri olan Bursa'mızın şanına yakışan bir müessese olacak. Şu anda oradaki Kur'an kursumuz ve İmam Hatip Lisemiz faaliyette çok da verimli gidiyor şu anda şükürler olsun. Halkımızın böyle özenle çocuklarını göndermek isteyip aman çocuğum burada okusun dedikleri bir müessese. Evet, hayırlı olsun hocam. İnşallah tamamıyla biter ve hizmete açılır en kısa zamanda biter. Diğer eksik projeler. Hocam süremiz doldu. Gerçekten konuşacağımız çok konu var. Soracağımız çok soru var ama süremiz de sınırlı. Olsun. Verdiğiniz çok değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir başka ediyorum. Programlarda inşallah tekrar buluşmak üzere diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar halkımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yardımlarından dolayı, yanımızda olduklarından dolayı. Ve şimdiden hem regaib kandillerini hem de çaylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ailelerinde sağlık, huzur versin. Memleketimizi bahtiyar eylesin. Huzurlu eylesin inşallah. Peki efendim.
Değerli izleyiciler, bu hafta konuğum Bursa İl Müftüsü Sayın İzani Turan'dı. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Taşyakan İnşaat olayın içindeni sundu.